Risale-i Nur, kendine hizmet edecekleri esrarengiz bir şekilde kucağına çağırır. Tıpkı çiçeklerin arıları çağırdığı gibi. Mehmet Emin I. de henüz çocuk yaştayken iman nurlarının çağrısına koşanlardan. 1933 yılında Rize'nin Pazar ilçesi Hisarlı köyünde dünyaya geldi. Risale-i Nur hizmetiyle geçen ömrü 2007 yılında İstanbul'da son buldu. Büyük bir kalabalık eşliğinde Eyüp Sultan kabristanına defnedilmek üzere yol alırken radyodan kendi gür sesiyle en büyük bir iman hakikatini ilan ediyordu. Dördüncü kelime lehul mülk. Yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor: Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini itham etme. Kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir-i rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak. Cefasını değil, sefasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Çocuk denecek yaşta Risale-i Nur ve Bediüzzaman'dan haberdar olmuştu. Büyük bir ilgi ve merakla yönelmiş, sırf köyde büyüklerinden iştiyakla dinlediği ama bizzat okuyamadığı Osmanlıca risaleleri okuyabilmek için 20 gün içinde Osmanlıca öğrenmişti. Kendisi okumakla kalmıyor, hayranı olduğu nurlu satırları okul arkadaşlarına da okuyordu. Hatta İhlas Risalesini yeni yazıyla yazıp arkadaşlarına vermişti. Birinci abi hakikaten öyle muhlis bir nur talebesi. Daha evvelden onlar bizden evvel risaleleri Karadeniz'de köylerinde Bafra yoluyla temin ediyorlar. Onlar çünkü Bafra'da Kızılırmak deltasında balıkçılık yapıyor oradaki Remzi amcalar. Onlar o nasılsa Muammer amcayla karşılaşmışlar ve risaleleri oradan tanıyorlar. Köye getiriyorlar. Birinci abi ortaokulu bitirmiş. Aynı zamanda vekil öğretmenlik yapıyor komşu köyün okulunda. Tabii çocukları hepsini namaza başlatıyor. O devrelerde daha 48-49 ondan sonra risalelerle orada hizmete başlamış oluyorlar yani. Müdafasını okuya okuya ezberlediği Mustafa Sungur'u Samsun'da muhakeme edindiği sırada ziyaret etti. Bediüzzaman'ı ilk görüşü de bir mahkeme salonunda olmuştu. Deniz Assubay Okulu sınavlarına girmek için gittiği İstanbul'da Bediüzzaman'ın muhakemesinin olduğunu haber aldı. Bu sırada birkaç yıldan beri Risale-i Nur'u okumaktaydı ve Bediüzzaman muhabbeti benliğini sarmıştı. Haber heyecandan dizlerini titretmişti. Bediüzzaman büyük bir izdiham arasında mahkeme salonuna doğru vakur adımlarla ilerler ve kendisini karşılayanları selamlarken kalabalığın arasında birinci de vardı. Artık Bediüzzaman'ı ziyaret etmek, onunla görüşmek için sabırsızlanıyor, her imkanı zorluyordu. Bu niyetle bir defasında camide namaz kılarken Bediüzzaman'ı dikkatle izlemiş ama yakından görüşmeye muvaffak olamamıştı. Birkaç teşebbüsünün sonunda Bediüzzaman'ın kalmakta olduğu Reşadiye Oteli'ne gitti. Kendisini Abdullah Yiğin karşılayarak
üstadın talebelerinin kaldığı odaya götürdü. Bir süre sonra abdest almak için çıkan Bediüzzaman onu fark etti. Kim olduğunu sorduğunda birinci heyecandan cevap verecek durumda değildi. Seni hem Zübeyir, hem Bayram, hem Ceylan, hem Hüsnü, hem Tahiri, hem Abdülmuhsin gibi kabul ettim. Risale-i Nur'a hizmet eyle. Bediüzzaman'dan bu sözleri duyan Mehmet Emin I, kendi ifadesiyle tarif edilmez bir saadete kavuşmuştu. Sevincine hudut yoktu. Artık o bir nur talebesiydi. Risale-i Nur talebelerini dinlerken onlar gibi onlardan biri olmak duası kabul olmuştu. Artık Süleymaniye'deki 50 numaralı evin önce müdavimi, sonra mukimlerinden oldu. 6 ay kadar İstanbul'da iman hizmetlerinin içinde bulundu. Risale-i Nur hizmetinin metotlarını öğreniyordu. Bediüzzaman'ın cuma namazı çıkışında Fatih'in türbesi önünde dua ederken o meşhur fotoğrafı çekildiğinde hemen 5 metre arkasındaydı birinci. Ömrü boyunca da manen arkasında oldu. Hazreti Üstad İstanbul'dan Emirdağ'a gidince o da memleketine döndü. Yanında Eşref Edip'in yayınladığı Küçük Tarihçi Hayatı da götürmüştü. 1953 senesi içinde İstanbul'dan bir telgraf aldı. Bediüzzaman İstanbul'a gelmişti ve kendisini de acele çağırıyordu. O sırada ortaokul öğretmenliği için yaptığı müracaat kabul edilmişti ve öğretmenliğe başlamak üzereydi. Öğrencilere iman hakikatlerini öğretme düşüncesi galebe çaldı ve sonradan büyük pişmanlık duyacağı bir karar alarak davete icabet etmedi. Bir süre sonra hakkında soruşturma açıldı. Sonra da vazifesine son verildi. Suçu Diyarbakır Öğretmen Okulu'ndaki bir arkadaşına Tarihçi-i Hayat göndermekti. Birinci, vazifesine son verilmesi arkasındaki asıl kaderi sebebi, üstadının davetine icabet etmeyişi olarak yorumluyordu. Tekrar İstanbul'a döndü ve diğer nur talebeleriyle birlikte Risale-i Nur'ları hem okumaya, hem okutmaya, hem de elle ve teksir makinasıyla yazmaya devam etti. Kirazlı Mescid'de kalıyordu. Aralarındaki Hakkı isimli bir gencin babası, oğlunun okulunu ihmal etmesinden endişe ediyor, nurcularla beraber olmasını istemiyordu. Bu düşünce ve hiddetle bulundukları yere gitti. Onu karşılayan Mehmet I, ''Ne iyi ettin de geldin, şurasını okuyor ama anlayamıyoruz.'' diye eline Asa-i Musa'yı tutuşturdu. Öfkeli baba bir miktar okuduktan sonra tamamen fikrini değiştirmişti. ''Çalışın çocuklar, çalışın. Malum mülküm size helal olsun, sizi affettim. Kafalarınızı birbirinize vurmak için gelmiştim. Ama madem böyle bir hakikat için çalışıyorsunuz, artık ben de size yardımcı olacağım.'' O olaydan sonra Hakkı'nın bütün ailesi, nurlara ve nurculara dost, evleri ikinci bir medrese olmuştu. Bir ara memlekete gitti. Muhsin abi o gitti diye bayağı üzülmüştü. Muhsin Alkonevi. Sonradan bir müddet sonra geldi. Tamamen bu defa ehli hizmet olarak medresede. Ben de zaten fırını bırakıp medreseye gelmiştim. Üzeyir Şenler ondan, Hakkı Yavuz Türk, Galip Gigin. Fakat Birinci abinin tabii kuvve-i kalemiyesi var. Dersleri hep ona okuturduk, çok hoşumuza giderdi. 1954'te askere gitti. Risale-i Nur'ları yazmaya burada da devam etti. Askerden tekrar İstanbul'a döndüğünde artık nur hizmetinde yeni bir devir başlıyor ve eserler matbaalarda basılıyordu. 60 inkılabında küçük sözlerin
neşretmek istedikleri zaman ne kadar zorluklarla beraber bir Bediüzzaman Said Nursi mührünü tarzında bir mühür yaptırmak istiyorlar. Fakat o mührü yapacak lastik mühür yapanlarda kimse bulunmayınca parça parça yaptırıyorlar. Birine Bediüzzaman yazıyorlar, öbürüne müellifi, diğerine efendim Said, öbürüne Nursi. Dolayısıyla o kitabın üstündeki müellifi Bediüzzaman Said Nursi yazısı böyle birazcık kaçıktı şeylerden. Ben o kitabı görmüştüm, küçük kitap. Onu böyle efendim Cağaloğlu'nda çeşitli mühürcülerde, birkaç tane mühürcüde parça parça yaptırarak sonra kendileri bir araya getirmiş, kitabın üzerine mühürlemişler. Daha sonra o kitapların, o mühürcünün mühürü yaptıramadıkları yerde onun üstünde hemen Sözler Yayınevi 80'li yıllarda açıldı. Almanya'ya geldiğinde çok sevinçli olarak onu anlatmıştı. Oradaki mühürcüye Bediüzzaman Said Nursi yazdıramadık ama şimdi onun üstünde sözleri kurduk falan diye öyle de bir hatıra anlatmıştı. İlk olarak sözler basılacaktı. Atıf Ural'a yardımcı olmak üzere Ankara'ya gitti. Sözler basılınca o zamanlar Demokrat Parti milletvekili olan Nur talebesi Doktor Tahsin Tolan'ın nezareti altında bir kamyona yüklenip İstanbul'a gönderildi. Mektubatın son formaları basılırken Nazilli'deki bir hadise üzerine gazetelerde Nur talebeleri aleyhine yalan haberler neşredilmişti. Mustafa Türkmenoğlu yalanlara karşı cevap niteliğinde hakikatleri ortaya koymak amacıyla bir lahika yazmış, onu da matbaada bastırmıştı. Bunun üzerine savcılar, Nurcular beyanname dağıttılar diyerek harekete geçmişler, Mustafa Türkmenoğlu ve Mehmet Birinci'yi tevkif etmişlerdi. Ankara Merkez Cezaevine götürüldüklerinde Zübeyir Gündüzalp, Ceylan, Sungur, Tahiri Mutlu da oradaydılar. Hep birlikte orayı Medrese-i Yusufiye'ye çevirmişlerdi. Risale-i Nur'un muhatapları şimdi mahpuslardı. Askerden sonra da Risale-i Nur'lar neşre başladı. Hazreti Üstad onu askerden sonra evvela Antalya'ya göndermişti. Antalya'da tamamlandıktan sonra İstanbul'da da neşriyat devam ederken aynı zamanda Ankara'da da ihtiyaç vardı. Mektubat basılana kadar Ankara'da bulundu. Hatta İstanbul'a getirdiği zaman mektubatı kamyonla getirdi ama Nazilli hadiseler üzerine ve basında çok aleyhte şeyler oldu. Üstadımız bir cevap yazın buna demiş. Zübeyir abi de bir cevap yazmış. Üstadın hizmetkarlarının hepsinin imzasını atmış. Neşredenler Türkmenoğlu ile Mehmet Emin Birinci. Yazanlar da işte Zübeyir Gündüzalp, Ceylan Çalışkan, Bayram Yüksel, neyse Tahir Mutlu, hatta Rüştü Çakın falan diye ondan sonra tabii bunların hepsinin hakkında tevkif kararı çıkmış. Savunmalarını yapmak üzere Doktor Tahsin Tolan'ın ricası üzerine gelen Avukat Bekir Berk onlara sordu. Sizi mi savunayım, davanızı mı? Cevap, hepsinin ortak cevabıydı. Biz burada 10 sene de yatsak razıyız. Siz, Risale-i Nur'un ulvi davasını müdafaa ediniz. İşte orada, o an, Nur'un kahraman müdafii Bekir Berk'in adeta Nur hizmetine doğduğu andı. Bu cevap ruhunu sarsmıştı. Burada büyük bir şey vardı. O artık davadan davaya, şehirden şehre, mahkemeden mahkemeye koşarak Nur davasını ve mazlumlarını müdafaa edecekti. Bütün mazlumların ortak bir gayeleri vardı. Nurlu hakikatleri mahkeme heyetine ve gittiği yere kadar tüm kulakları ve kalplere işittirmek. Niyetleri kabul olundu. Avukat Bekir Berk'in kahramanca müdafaası, senelerin zulmüne vurulan bir tokat gibi mahkeme duvarlarında çınladı. Hemen geliyor bizim ziyaretimize, hapishaneye geliyor. Bizi görünce böyle, bizi imtihan ediyor adeta yani. Arkadaşlar, çocuklar, neyse işte. Ben sizin buradan kurtulmanız için uğraşayım, yoksa temsil ettiğiniz davayı mı savunayım? Biz hepimiz dedik ki, biz 10 sene yatmaya razıyız. Siz Risale-i Nur'un hakikatlerini müdafaa etmeye gayret ediniz. O
zaman Bekir Bey'in kafası şimşekler çakmış. Görmemiş o zamana kadar. Hiçbir müvekkil görmemiş bu şekilde. Aman avukat bey, beni çıkar da evimi sat. Ne yaparsa yap, buradan beni çıkar. Biz ise 10 sene yapmaya razıyız. Siz Hisar Nur'u müdafasını yapınız. Peki abi, o zaman Mustafa Kırıkçı'dan ufak tefek bazı risaleler almış, göndermiş ona da tam okumamış. Şimdi tabii kafasında şimşek. Çünkü Bekir abi kadar kitap okuyan kimse dünyada bulamazsınız. İstanbul'dan Ankara'ya 500 sayfa gibi kitabı okur gidinceye kadar. Uyumaz. Böyle bir şahsiyet. Bu sefer bir ay içinde külliyatı birden devrediyor. Suratı bir şekilde. Edince o zaman tabii Tahsin Bey'in evinde müdafaa yazmaya başlıyor orada. Mehmet Emin I, Ankara Merkez Cezaevinde tutukluyken 70 yaşındaki annesi de memleketinde devletin temel nizamlarını dini inanç ve akidelere uydurmak maksadıyla propaganda yapmak suçundan yargılanıyordu. Evi basılmış, suç unsuru risaleler bulunmuştu. Savcı yanındaki 3 kadınla birlikte yaşlı kadına bağırıyordu. Şeriatı getirecektiniz ha? 4 köylü kadın bu suçlamadan beraat etmişlerdi. Mehmet I, tahliye edildikten sonra anasını ziyaret etmiş, o mübarek ve müttaki anacığının da yargılandığını o zaman öğrenmişti. Sırada tarihçi Hayat vardı. Basımı Ankara'da yapılmış, ciltlenmek üzere İstanbul'a götürülmüştü. I, İlk ciltlenenlerden bir nüshayı Emirdağ'a, Bediüzzaman'a götürdü. Hazreti Üstad inceledikten sonra fiyatını sordu ve en az 40 banknot olmalı dedi. Ucuz alan ucuz bakar. Hem eski Said'in resimlerinden olsun. Mehmet Emin I böylece risalelerin neşriyatında çeşitli vazifeler almaya devam etti. Kah Antalya'da, kah İnebolu'da, üstadı nereye gönderirse orada vazife başındaydı. I. abiyle ilk defa Almanya'ya 1979 yılında gittiğimde, yani gittikten 3-4 gün sonra Münih'ten Stuttgart'a geldik trenle. Tren istasyonunda bizi karşılamaya gelmişti I. abi. Bir de Tevfik abi vardı rahmetli yanında. Arabayı da o kullanıyordu. İşte ilk defa o zaman tanıştık. Bizi aldılar, medreseye götürdüler. Daha sonra işte oradan beraber Köln'e geçtik. O yıllarda tanıştık ve tabii I. abi Almanya'daki hizmetlerin ilk teessüsünde, işte intişarında çok ciddi gayretleri, teşebbüsleri olmuştur. Yani orada insanların yetişmesi hususunda işte dersler yapmak suretiyle işte her şehire ayrı ayrı giderek orada birkaç gün kalarak. Zaten I. abi rahmetli ilk defa zannediyorum 1973 yılında. 73 veya 74 yıllarında Almanya'ya gitmiş. Zaten Risale-i Nur hizmetlerinde ilk başlangıç yıllar, o yıllar. Rahmetli Ali Uçar abiyle beraber. I. abiyi 1979 yılında İstanbul'da Fetih programında gelmişti o da oraya. Orada tanışmıştık. Sonra ben Almanya'ya geldim. 13 yaşlarında oradaydım İstanbul'da. O zaman tanışmıştım. Sonra Almanya'da 16-17 yaşlarında ilk kez I. abiyle beraber Duisburg Medresesi'nde kaldık. Eski bir yeri vardı, güzel bir yerdi. Orada 3 gün onunla beraber kaldık. Onların işte sobasıydı, diğer şeyleriydi. Onlarla meşgul oldum ben. Ders vesaire yaptık. Sonra I. abinin şu dikkatimi çekti. Bana yat derdi gece. Yatardım. Uyuyup uyanıyorum. Kaldığımız oda bir oda. Aynı odada kalıyoruz. Lamba yanıyor devamlı. Ben de çok tuhafıma gitmişti. Hiç uyumuyor mu gibilerinden. O benim şeyime gitmiş. Sonra sabah namazını beni kaldırdı. Namazdan sonra da ders, tesbihat, ders. Ondan sonra da bana dedi sen biraz dolaş. Birkaç saat ben dolaşırdım. Ondan sonra geldiğimde uyanmış olarak görürdüm. Sikke-i Tasdik-i Gaybi eseri hakkında takibat açılınca Bekir Berk, Bediüzzaman'ı İstanbul'a davet etmişti. Hazreti Üstad İstanbul'a geldiğinde büyük bir kalabalıkla karşılanınca bunu talebelerinin organize ettiğini zannederek hiddetlendi. Nümayiş istemiyordu. Oysa talebelerinin değil, geleceğini haber alan
gazetecilerin marifetiydi kalabalık. Fotoğrafını çekmek istiyorlardı ama üstad izin vermiyordu. Mehmet Birinci'nin de içinde olduğu talebeleri bir şemsiye açarak fotoğrafının çekilmesine engel olacak şekilde üstadlarının Pierre Loti Oteli'ne girmesini sağladılar. Bediüzzaman burada Ankara'daki talebelerine verdiği dersin bir benzerini vererek uzun uzun müsbet hareket etmenin önemini anlattı. Anarşiye karşı, bozgunculuğa karşı cihadımız var. Asayişin manevi muhafızlarıyız, diyordu. Mehmet Emin Birinci, Bediüzzaman'ı son kez vefatından 23 gün önce ziyaret etmişti. Yanında avukat Bekir Berk, Ahmet Aytemur, Sayit Özdemir, Mustafa Birlik ve Doktor Esat Keşrefoğlu da vardı. Bediüzzaman, yanlarında getirdikleri lemaları alıp incelemiş ve buğulu gözlerle bunlar İstanbul ve Ankara'da Risale-i Nur'u neşrederek 20 Şeyhülislam kadar hizmet ettiler demiş ve ilave etmişti. Hem korkmayın, muvaffak olacaksınız. Bu avukatınız da size yardım etsin. Sonrası hep yardımlaşmaydı, uhuvvetti, iman hizmetinde sebatla koşmaktı. Mehmet Emin Birinci, 3 Nisan 2007 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Namaza dair büyük hassasiyeti onun en bariz özelliğiydi. Hep namaz dedi, namaz dedi, tekrar namaz dedi. Ömrünün son dakikalarını yaşadığı sekerat anlarında gayri şuuri elleri ve kollarıyla yaptığı abdest ve namaz hareketleri başucunda bulunanları gözyaşlarına gark etmişti. Namazın ehemmiyetini o kadar ihlasla anlatıyordu ki onu görenlerin aklına hep namaz geliyordu. Bugün ardından Risale-i Nur'a yaptığı hizmetler, namazı ilk vaktinde kılmaya gösterdiği büyük hassasiyet ve hem Türkiye'de hem Almanya'da hanım hizmetlerine verdiği önemle yad edilip rahmetle anılıyor.